Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. GIST videolarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Zaten anlamışsınızdır, her yere de koymuşlar. Monster'ın standına geldik. Gerçekten etkinliğin en güzel standlarından birisi yine Monster'ın olmuş. Buraya geldiğiniz zaman tüm ürünleri deneyebiliyorsunuz. Zaten böyle bir masaya oturduğunuzda bile Monster'ın kendi Orient monitörü yan tarafta, laptop'ı, burada klavyesi, burada mouse'u, mousepad'i ve şu anda oturmuş olduğum koltuk hepsi Monster'a ait. Gerçekten güzel bir stand olmuş. Monster ürünlerini merak ediyorsanız kesinlikle burada deneyimleyebilirsiniz. Şöyle geçelim çünkü burada gerçekten geçtiğimiz yıl duyurulan güzel bir ürün bulunuyor burada. Bu enteresan bir kasa diye varsayıyorum. Böyle dörtlü, böyle Monster havası katılmış. Şimdi satışta Monster Intel Arc A770 ekran kartı. Daha geçtiğimiz yıl bu tanıtılmıştı, duyurulmuştu. Buraya da getirmişler. GIST fuarına da gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi Monster'ın kendi ekran kartı. Şöyle iki oynadım. Çok da bozmayalım. Burada da o enteresan kasayı görüyorsunuz. Böyle ön tarafa Splinter Cell tarzı bir hava katılmış. Dörtlü yeşil fanıyla birlikte güzel bir hava katmış. Hemen sol tarafta da yine Monster'ın anakartını görüyorsunuz. Monster Samrock Z790 Gaming isimli anakartı da burada bulunuyor. Monster gibi yerli bir markadan bu tarz şeyleri görmek, bu tarz ürünleri görmek gerçekten de güzel. Merak ediyorsanız siz de gelip burada etkinlikte bunlara bakabilirsiniz. Şöyle bir genel etkinlik alanına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Monster'ın tüm ürünleri burada bulunuyor. İleride birazdan oraya da geçeceğiz. Monster'ın yeni çıkarmış olduğu oyuncu ekipmanları da bulunuyor. Yeni mouse ve klavyesi de orada bulunuyor. Bu tarafa döndüğümüzde klasik Monster artık herhangi bir etkinliğe araba olmadan gitmiyor. Burada da arabayı görebiliyorsunuz. Gelin isterseniz bu yeni ürünlere doğru bir bakalım. Evet, standın tabii içinde açıkçası benim için en ilginç tarafta burada Monster'ın çıkarmış olduğu yeni oyuncu ekipmanları var. Bunlar Monster'ın daha önceki ekipmanlarına göre çok daha üst seviye ekipmanlar. Burada Ghost Pro isimli mouse'u görüyorsunuz. Hafifliğiyle dikkat çeken, özellikle Çin piyasasında e-sporcuların sıklıkla kullandığı, bu tarafta da Ghost zaten ibaresini görüyorsunuz. Güzel bir mouse olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat anlamında da fiyat performans bir ürün gibi de bir yandan. Yani performansıyla gerçekten tercih edilebilir bir mouse. Burada da yine Monster'ın tamamen beyaz setup olanlar için güzel bir seçenek. Bir klavyesi duruyor. Sesi dinliyorum. Anladığım kadarıyla red switch olması lazım ama altta detaylarda bakacağım şimdi. Göremedim ama sessiz bir switch olduğunu söyleyebilirim. Hemen altında da zaten alt kısmı bulunuyor. Bu da bakıyorum böyle suni deri sanıyorum ki. Güzel. Elinizi ağrıtmayacak. Benim son günlerde elim ağrıdığı için bu tarz şeylere daha çok dikkat etmeye başladım. Ama mouse gerçekten de şık duruyor. Ve deneyim olarak da güzel. Şimdi sesten duyamıyorum ama şöyle yapayım sizin için. Geliyor Mustafa. Gerçekten güzel bir klavye olmuş. Genel olarak etkinlik alanında benim açıkçası en çok dikkatimi çeken ürünler bunlar oldu. Yine laptoplar, monitörler hepsi burada bulunuyor. Ama tabii ki eğer etkinlik alanına gelirseniz mutlaka Monster'ın hazırlamış olduğu kasaya, anakarta ve ekran kartına yakından bakın derim. Evet, Monster'ın alanı da bu şekildeydi. Yine dediğim gibi en güzel etkinlik alanlarının, en güzel standlardan birisi Monster'a ait. Şimdi diğer videolarla devam edelim.